Galatasaray'da. Teknik patron Okan Buruk ilk 11'de sürpriz bir isme yer verecek. Bazı oyuncularını dinlendirme kararı alan Buruk, Fransız yıldız Tanguy Ndombele'ye ilk 11'de şans verecek. Hakim Ziyech bu maçta da forma giyemeyecek. Takımının maça pür dikkat hazırlayan Okan Buruk'un yine klasik 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray'ımızın muhtemel 11'i. Kalede Fernando Muslera, sağ bek Sacha Boey, stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı, sol bek Angelinho, orta sahada Ndombele ve Kaan Ayhan, sol tarafta Zaha, 10 numarada Kerem Aktürkoğlu, sağ tarafta Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta tek santrafor Mauro Icardi. Galatasaray bu maçı kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Nikes hamlesi. Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbom'a eşleşik yaptığı da gelen haberler arasında. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerini Premier Lig'de bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. İngilizlerden Sacha Boey kanca. Sarı kırmızılı ekibin Fransız beki Sacha Boey, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boey yeni sezonda da oldukça etkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Ve Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sacha Boey, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boey, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boey için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. West Ham United forması giyen Thomas Suçek için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Oyuncuyla ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Kış transfer sezonunda yıldız orta sahaya imzayı attırmak isteyen İstanbul'un iki devi transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çek orta saha Thomas Suçek için yarışa girdi. Bu transferi devre arasında bitirmek isteyen ve 10 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, eski rakibi Fenerbahçe'nin birkaç adım önünde bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekipleri de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yetenekli futbolcu kariyeri boyunca 66 gol atıp 25 de asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Suçek'in en yüksek piyasa değeri ise 45 milyon euroyu bulmuştu. 2020 yazında 16 milyon euro bonservisle West Ham'a imza atan 29 yaşındaki yıldız Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi. Galatasaray Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifine Emre Can da yeşil ışık yaktı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu.
2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı kırmızılılar Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan Buruk'un çok istediği ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Galatasaray, eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor. Galatasaray'da hedef yeniden Tielemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı Aston Villa'ya imza atan Belçikalı orta saha Tielemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tielemans Ocak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Yuri Tielemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Tielemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz dediği öğrenildi. Tielemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Tielemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tielemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.